Değerli Basın Kulübü izleyicileri, bu hafta da mahallelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 6. mahallemiz Çünür Mahallesi'ndeyiz. Çünür Mahallesi Isparta'nın giriş kapısı niteliğinde oldukça önemli. Aynı zamanda 82 bin nüfusa sahip olan bir Süleyman Demirel Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapmakta. Şimdi yanımızda mahalle muhtarımız Kadriye Hanım var. Kadriye Hanım merhaba. Sizden mahallemizi tanıtmanızı isteyeceğim. Şimdi bizim mahallemiz daha önce köy olan bir mahalleydi. Evet, üniversite ve tıp fakültesi ile ön plana geçse de 42 yıllık bir mahallemiz bizim. Mahalle olalı Çünür Mahallesi. Şu anda nüfusumuz 10 bin civarında ama yeni yerleşim yeriyle 14 bin daha yerleşim yeriyle 24 bin olarak Ağustos'a kadar bekleniyor seneye Ağustos'ta. Üniversite hariç bunu öğrencilerimizle beraber en büyük kitle mahalle 44 mahalleden bizim Çünür Mahallesi büyük olarak görünüyor. Bahsettiğiniz gibi İstanbul ve Ankara girişi olarak ilk Isparta'ya girilen mahalle bizim Çünür Mahallemiz. Çünür Mahallesi her gün kendini yenileyen, günden güne değişen bir mahalle. Yakında buraya kurulacak olan yeni otogarın yapılması, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin burada bulunması, her gün yenilenen apartmanların kurulmasından dolayı Çünür Mahallesi devamlı gelişiyor. Siz bu gelişmeyi ne şekilde görüyorsunuz? Zaten Sayın Başkanımızın açtığı imarla beraber son 4 yıldır apart olayı bizim Çünür'de daha fazlalaştı. Apart, üniversitenin yakın olmasından dolayı şu anda 7 tane apartımız var Çünür Mahallesi'nde. Bunda 80 öğrenci kabul ettiğini düşünürsen bayağı bir kitle sarf ediyor. Bunun haricinde yeni şehir kuruldu. Burada şu anda 10 tane müteahhit çalışıyor Çünür Mahallesi'nde. Burada da 14 bin kişinin yerleşmesi bekleniyor girecek ayın Ağustos'una kadar. Tabii otogarın gelmesiyle beraber bizim üniversiteyle hepsi ilk birinci mahalle olacağını düşünüyoruz 44 mahalleden. Gelişim açısından, kitle barındırma açısından. Biz de bu mutlu ediyor tabii. Eskiden tarımsal alanla uğraşan insanlarımız şu anda ev kirası alacak, apart parası alacak. Daha farklı bir ortamda görüş açıları farklandı. Hayvancılık da birazcık daha devam ediyor. Tabii bunu bırakamayan eski insanlarımız biraz orta kesim 50-60 yaşlarında insanlarımızdan biraz daha var 10 kişi falan hayvancılık yapan. Gerisi yok. Çünür'de hayvancılık bitti sayılır. Tarımsal alanda dediğimiz gibi yeni şehrin imarı açılmasından dolayı arsamız fazla kalmıyor. Tarımsal alanda eskiye göre düştü. Sayın Muhtarım, Çünür'ün her gün geliştiğinden, yenilendiğinden bahsettik. Peki Çünür altyapı olarak bu gelişime, değişime hazır mı? Şimdi iyi ki bir soru bana yöneldi bu sorudan. Çok ihtiyacımız olan bir soruydu. Yeni şehirde altyapılar yenilendi. Güzel ama buranın bizim 30-35 senedir altyapılarda eskime var, sıkıntı var. Sayın Başkanım'la geçenlerde konuştuğumuzda meclis kararından ben 12 trilyon lira bir para aktardık bu asfalt yenilenmesi, altyapı yenilenmesi için Çünür'e. Eylül-Ekim aralarında gireceğim demişti. O da yapılırsa Sayın Başkanım'a buradan da sesleneyim. Bizim Çünür'e bir sıkıntımız kalmayacak artık altyapı konusunda. Doğalgazımızda Çünür Mahallesi'ne her şeyi bahsettik ama %40 doğalgazı var. %60'ı gene yok. Şimdi şurada apart var 80-80-160 kişinin 102. cadde diyoruz burada şu 2 yıldır uğraşıyor. Doğalgaz alamadı. Özellikle çok çok rica ediyoruz bu doğalgazı başkanımızın bize çözü vermesi. Belli bir aralıklarda yeni bizim muhtarlık 5426 geçiyor. Üzerinde 5412 sokakta yok. Ama buranın yıkıp da yeniden yapılma olanağı da yok. Çünkü evler yeni. Orada sokak sıkıntısı varmış. İmarlarda yeni proje çizilecek sokak numaraları olarak söyleniyor. Başkanımın bunu bir an evvel halledip burada bu kışa doğalgaz hazırlamamız. Bizim Çünür halkının özellikle istekleri. Çünür Mahallesi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birisi olan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmakta. Peki Çünür'de başka eğitim kurumu, sağlık kuruluşu neler var? Şimdi 5 sene önce açtığımız TOKİ İlköğretim Okulu Türkiye'de dördüncüydü. Çünkü engelli girişleriyle, engelli asansörleriyle, engelli lavabolarıyla her şeyle Türkiye'de dördüncüydü okulumuz. Okulumuz ilk öğretime yeterli. Bizim geçen yıl Milli Eğitim'den gelmişlerdi. Ben aslında lise talebinde bulunmuştum. Çünkü bu kadar nüfusa göre bir lisenin de yapılması. Onlar da mantıklı gördüler. Sağlık sorununa gelince de sağlıkta doktorumuz bir tane. İkinci doktor için talep edeceğiz işte, bu yerleşim kayıtlarından sonra. Sağlık hocamız da ikinci doktoru kaldırır şu anda. Sağlık hocamız da yeterli gelir. İşte bizim talebimiz bir lise olacak. Okulumuz çok başarılı bir okul oldu. Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'ne belli bir kademe çocuklarımız da gitti.
okul taşımacılığında ben rica ediyorum, eğer hani bu İmam Hatip hariç, çünkü burada İmam Hatip Ortaokulu yok, İmam Hatip haricinde okullarımızı, çocuklarımızı başka okullara almayalım. Burada Mustafa Şener'e, ilk öğretim okuluna veya bir başka yere çok akın oluyor çocukları götürmek konusunda. Ben istiyorum ki okulumuzun, çünürümüzün, kendi okulumuzun kalkınması. Bu da aile gerçekten çocuğun arkasında durur. Öğretmenle ve öğrenciyle beraber olursa burada da başarılı bir çocuk gider. Yani öğretmen değişmiyor, okul değişmiyor orada, hayır. Gene aileden kaynaklanan bir şey. O yüzden okulu beğenmeyip veya öğretmenleri beğenip de çocuklarını götürmesin aileler diye rica ediyorum. Çınır Mahallesi'nin bir diğer önemi de önemli bir yol üzerinde bulunması. İstanbul, Ankara, İzmir'den gelen yolcuları karşılayan bir yer olarak görülmekte. Peki Çınır Mahallesi'nin bu karşılaması yeterli mi? Sadece binalarla mı karşılıyor gelen yabancıları? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi Isparta'nın girişi olduğu için benim mahallem gül sembolüyle karşılıyor. Fakat ben başkanımdan da rica ediyorum, şu Korçeli Kavşağı'ndaki gibi bayrak istiyorum Çınır'ın girişine. Hem karşına gülüyle, bayrağıyla karşılamalarını istiyorum halkı. Muhtarım, mahallemizin tarihi değerleri nelerdir? Kültürel açıdan neler yapılmaktadır? Çınır Mahallesi, Yaka Mesireli diye adlandırdığımız, bundan annemgilin çocukluğunda payamlarını bir öğretmen tarafından diktirilerek piknik alanına döndürülmüş Yaka Mesireli'miz var. Bu öğretmenimizin adı Mehmet Ali Akul. Ben bunu geçen dönemin muhtarlığında meclise sundum. Buranın, bu tepenin ismini, o öğretmenin ismini verilmesini istedim. Sayın Başkanım da buna onay verdi. Mehmet Ali Akul, Yaka Mesireli'nde Yakup ve Eyüp Dede olarak anladığımız iki tane dedemiz var. Bunu da Isparta tarafından bilinir ve adakla etmeye, ziyaret edilmeye gelen bir yer, turizm alanı gibi bizim yukarısı, Çınır Tepesi. Onun haricinde senede bir kere Muharrem ayında, bizim burası 44 mahallede bir tanedir, Alev Sünni olarak ortak yaşadığımız bir ortamda, Muharrem ayında aşure yemeği pişiririz ve buna 5000 kişilik bir yemek olur. Meydanlıkta herkesi davet ederiz. Artı sosyallikte biz Çınır halkı olarak turizme çok gezmeye çıkarız bayanlar olarak. Konya'ya, Çanakkale, Karadeniz'den yeni geldik, Urfa tarafına, Nevşehir, Ürgüp, Göreme'ye. Bunları senede bir kere muhakkak gezmişizdir, gideriz halk olarak. Bizim Çınır aileten gerçekten bu tarımsal ve hayvancılıktan biraz uzak kaldığı için sosyale ağırlık verdik. Eskiden çalışmışlar, şimdi de gezecek halkımız. Muhtarım, mahalle halkının yerel yönetimlerden bekledikleri talepleri var mıdır? Tabii, bahsettiğim gibi yeraltı çalışmaları, başkanımızdan özellikle yeraltı çalışmaların ve asfaltların düzenli bir şekilde yapılması. İkincisi doğalgazımız. Üçüncüsü 24 bin tane nüfus yerleşmesi veya 25 bin nüfusun yerleşmesi bekleniyor ama pazar yerimiz yok. Pazar yerimizin geçici olarak da şimdi biz, yani yukarı kapalı pazar olsun veya değişik bir şekilde modern bir pazar olsun da istemiyoruz. Bir asfaltlanıp çizgilerle beraber herkese yer verilmesini çok istiyorum. Şu anda mesela bizim köy pazarımız, köylülerin yetiştirdiği bir 2 aylık mahsulümüz var. Manavcılar bu köyleri sığdırmakta zorlanıyorlar. Kavga, gürültü her hafta bunu yıpratıyor insanları. Bizim en yakın mesela Çüngür'e fandasımız yakın, deregümümüz yakın, kayı köyümüz yakın. Bunlar o mahsulü buraya satmaya geldikleri zaman manavlarla sıkıntı yaşanıyor. Sayın Başkanım, ben gerçekten acil istiyorum orasını asfaltlanıp pazar yerimizin metrekareleriyle halka paylaştırılması. Şimdi eski Şevket Demirel Anaokulu'nun bahçesinin müsait olduğu iki severdir gençlik spora müracaat ediyoruz, fakat belediyemizde gençlik sporu olarak artık rica edelim. Bu gençlerin spor aktiviyetinde bulunması için spor salonu istiyoruz. Halı saha veya spor yapabilecekleri bir alan. Çünkü bizim Çınır'da yok. Gençler de hep parayla bir değişik yerlere gidiyor. Bu parasız, kendi halkımıza ait sosyal etkinlikli olan bir gençlerin gençlik spor salonu yeri istiyoruz.
Çünür Mahallesi'nde yerli karpuz da bulunuyor. Şu an bize ikram ediliyor. Az sonra tadına bakacağız. Amca sizi bir tanıyalım. Çünür Mahallesi'nden Ali Küçük Takka. İşte burada karpuz satıyoruz, kavun satıyoruz. Günümüzü gün geçiriyoruz. Emekliyiz Allah'a şükür. İyiyiz yani. Yaş kaç? Vali yaşı sorma ya. 87. Allah uzun ömür versin. Abi sizi tanıyalım, ismini? Çünür Mahallesi'nden Hasan Cibar. Biz muhtarla konuştuk. Muhtar bize anlattı Çünür'ün taleplerini, beklentilerini. Size de soralım. Çünür Mahallesi'nin ne tür ihtiyaçları var? Çünür Mahallesi'nin birinci bizim şeyimiz doğal gazdan yararlanamıyor. Mahallemiz bu olduğu gibi doğal gaz alamadık. Oradan mahrumuz. Onun için doğal gazcılardan buraya el atılmasını istiyoruz. Evet, Çünür'de yetişkin nüfus daha çok doğal gaza odaklanmış. Çocuklar da var masada, onlara da soralım. Çocuklar, siz ne istiyorsunuz? Doğal gaz. Siz de mi doğal gaz istiyorsunuz? Çocuk parkı falan yok mu? Çocuk parkı var. Yeterli mi? Oyun sahaları, çocuk parkları. Halı saha yeterli değil. Halı saha istiyorsunuz. Hı hı. Evet, muhtarın oğlu da burada galiba. Gel sen de bir şeyler söyle bakalım. Halı saha istemiyor musun? Halı saha istiyoruz abi. Halı saha istiyoruz. Evet. Nerede top oynuyorsunuz halı saha olmayınca? Biz eski okulda oynuyoruz. Orada da bir sürü cam falan var. Oynanmıyor yani. Yaralanırız. Evet, Çünür'de hayat bu şekilde akıyor. Umarız kısa zamanda Çünür halı sahasına da kavuşur. Doğalgaz hattına da kavuşur. Çünkü gelişen bir mahalle demiştik. Kısa zamanda büyüyen bir mahalle demiştik. Arkadaşlarım az önce Sayın Muhtar'la birlikte bir röportajı gerçekleştirdiler. Çünür gerçekten Isparta'nın önemli bir giriş kapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin şemsiyesi altında kendini kısa zamanda büyüten, genişleten bir mahalle. Ve Isparta Belediyesi'nin de özellikle yeni imar sahasını Çünür'de açması burada yeni şehri de gündeme getirdi. Tabii yeni şehir Isparta için çok önemliydi. Çünkü Isparta bir taraftan kentsel dönüşüm mücadelesi veren bir şehirdi. Kentsel dönüşüm aslında Çünür'de boş araziler üzerinde kendiliğinden gelişti. Ve kentsel dönüşüm eski binaların yerine yeni binaların yapılması anlamı taşımıyordu. Aynı zamanda konforlu ve güvenli yapılarda insanların ikamet etmesini sağlayacak bir sistemdi. Tabii bununla beraber beklentilere cevap vermeyen altyapılarda kentsel dönüşümle birlikte değişmeye başladı. Böylelikle Çünür Mahallesi de kentsel dönüşümü kendiliğinden aslında bir nevi yakalamış oldu. Şimdi yeni otogar da bu mahalleye geliyor. Yeni otogar da kısa zaman içerisinde ihalesi edilip Çünür Mahallesi'nde hayata geçecek. Mahalle halkı olsun, mahalle muhtarı olsun. Bize Çünür'ü anlattılar. Burada gerçekten güzel de bir misafirperverlik örneği sergiliyorlar. Çünür tarlalarında yetişen bu karpuzun şimdi tadına bakarak biz de programımıza devam ediyoruz. Değerli Basın Kulübü izleyicileri, bugün de sizlere Çünür Mahallesi'ni tanıttık. Çünür Mahallesi Isparta açısından oldukça önemli bir mahalle. Sayın Muhtarımız Kadriye Hanım'la birlikte Çünür Mahallesi'nin sorunlarına değinmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni bir mahallede görüşmek üzere. Esen kalın.